Evet, hala bayram ve hala şeker yiyoruz. Günaydın çocuklar. Frank Herz deneyindeyiz. 1914'ünde yapılan bu deneyin amacı nedir? Sonucu nedir? Bir bakalım. Bu deneyle atomların arkadaşlar enerji seviyenin kesikli olduğu ispatlanıyor. O yüzden çok önemli. Enerji seviyenin kesikli olduğu kanıtlanıyor. Ki Bohr bunu kullanıyordu hatırlarsanız. Ve böylelikle bu sonuçta ne yapıyor? Bohr atom modelini desteklemiş oluyor. Bakın nasıl bir düzenek. Simülasyon yardımıyla da göstereceğim. Şurada bir flaman var. Yani nasıl bir şey o? Birazdan onun da resmini de göstereceğim. Burada elektrik akımı oluşturulduğunda hani bir iletken telinin üzerinden akım geçtiğinde ne oluyor? Açığa ısı ve ışık enerjisi çıkıyor. Bu ısıtılan bir meta gibi düşünebilirsiniz. Isıtılınca da biz ne öğrenmiştik? Isıtılan atomların iyonlaşabildiğini görmüştük. İyonlaşıyor. Yani elektronlar atomlar kopup serbest hale geliyor. Ve böyle bir elektron tabancası oluşturmuş oluyoruz. Bu elektron tabancası aslında eski usul tüplü televizyonlarda da kullanılan mekanizmaydı ama artık müfredattan da çıkarıldı orası. Elektronlar serbest hale geçtikten sonra ikinci bir bölgeye geliyorlar. Katod ışını tüpü dediğimiz bir tüpün içerisinde cıva buharının bulunduğu ortama doğru ilerlemeye başlıyorlar. Tabii ki burada bir hızlandırıcı levha kullanıyoruz. Yani şu ızgarayı pozitif yüklüyoruz. Bu kısımda eksi yüklü olunca ne oluyor? Artı levha tarafından çekilen elektronlar böyle ilerledikçe gittikçe kinetik enerjileri artıyor, artıyor, artıyor. Şuraya geldiğinde maksimum kinetik enerjiye ulaşmış oluyorlar. Sonrasında ise buradan geçerken de artık tekrar elektronun kinetik enerjisini ayarlayabilmek için yavaşlatıcı bir düzenek kullanıyoruz. Yani üretici şu kısmını artı, ızgaranın diğer tarafını artı yüklüyoruz. Buraya eksik yüklüyoruz ki elektron eksik yükler tarafından itilsin. Böylece elektrik sarf kuvvetin sonucunda ivmeli hareket yaparak yavaşlayarak bu plakaya ulaşsın. Ve ulaştığında da amper metrede okunan değeri okuyarak ne yapıyoruz? Deneyi yorumluyoruz. Peki neler oldu bu deneyde? Ne yapıldı? Frank Herz deneyi düzeninde katot ışını tüpü düşük basınçta cıva buharı ile dolu. Orada ne varmış? Cıva buharı varmış. Düzenek tüpün bir ucundan, şuradan bakalım, ısıtıldığında elektron saçan bir flaman ile diğer ucun yüzeyinde oluşan elektronları toplayan metal plakadan oluşur. Hemen o flamanı bir göstereyim. Evet, bakın şurası. Flaman olan bölge bu kısım. Bu da tüpü görebiliyorsunuz. Kıpkırmızı, bakın akkor halinde. Ne oluyor orada? Elektronlar serbest hale geçiyor. Peki tık tık tık. Bu ikisinin arasına elektronları hızlandırmak için bir ızgara yerleştirilmiştir. Flaman ve ızgara arasında uygulanan VH hızlandırıcı gerilim sayesinde oluşan elektrik alan etkisine flamandan ayrılan bir elektron hızlanarak ne yapar? Izgaradan geçer. Izgarayı geçen elektronlar yavaşladıkça gerilim altında yavaşlayarak plakaya ne yaparlar? Ulaşırlar. Bu da devrede bir akım oluşmasına neden olur. Hızlandırıcı potansiyel farkı artırıldığında hani biz biliyorduk paralel yüklü levhalarda ne görmüştük işte hemen şuraya bir hatırlayalım. Şunu yaptım, şunu yaptım. Hemen buradan bir edit. Şurayı fıçık eksiğiyle buraya fıçık artıyla bağladım. Dolayısıyla bu levhanın pozitif yükle yüklendiğini, bu levhanın da negatif yükle yüklendiğini artık biliyorum. Homojen dağılıyor. Burayı biraz yanlış çizdim. Şuraya da serbest haldeki elektronum var. Bu elektron ne yapıyor çocuklar? Buraya doğru hızlanıyor çünkü elektriksel kuvvet bu yönde ivmeli hareket yapıyor ve şuraya çarptığında enerjideki değişim kazandığı kinetik enerji ne kadar oluyor? Yükü E kadar çarpı potansiyel fark. E çarpı V kadar. Yani nasıl biz onu Q çarpı V ile hesaplıyorduk da paralel levhalarda. Q'yu klon cinsinden 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klon aldığında sonucu joule cinsinden buluyordum. Eğer onu ben bir elektron olarak alırsam da sonucu elektron volt cinsinden bulurum. Buranın gerilimi de V kadar. Yani diyelim ki bu potansiyel 1 volt. O zaman elektron şurada ne kadar kinetik enerji kazanacak hızlandırıcı levha sayesinde? 1 elektron volt. Eğer potansiyel 2 volt yaparsanız E çarpı 2V'den 2 elektron volt enerji kazanır. 3 volt yaparsanız E çarpı 3V'den 3 elektron volt kinetik enerji kazanmış olur. Ancak hızlandırıcı potansiyel farkı bu potansiyel farkı artırdıkça kinetik enerji artıyor, artıyor, artıyor. Parçacıklar bu hızla ulaşmaya başlıyorlar ve o zaman ne oluyor? Orada oluşan akım artmış oluyor. Elektronların geçişi hızlandığı için. Bu potansiyel farkı gazladıkça 4,9 elektron volt değerine ulaştığında artması beklenen akımın bir anda böyle bir düşüş meydana geliyor. Bunun nedeni nedir acaba? Ona bir bakalım. Artık bakın şuraya kadar geldi ve bu bölgede başladı çarpışmalar yapmaya. Atomla esnek de çarpışabilir. Cıva buharındaki cıva atomlarıyla esnek olmayan çarpışmalar da yapabilir.
Eğer bir şekilde cıva buharındaki cıva atomlarının uyarılma enerji seviyesine eşit bir enerjiye sahip elektronun varsa çarpışma yaşanan bölgede ne olacaktır? Atomu uyaracaktır. Dolayısıyla enerjisinin bir kısmını kaybedecektir. Kinetik enerjisini kaybettiği zaman da yavaşlayacaktır ve ben burada okunan değerini göreceğim. Daha düşük görmeye başlayacağım. Yani şu bölgede atomlar ne olmaya başlıyor? Uyarılmaya başlıyor. O yüzden flamanın bakın hemen ötesinde şu bölgede bir ışık görüyorsunuz. Bu ışık ne anlama geliyor? Uyarılan cıva atomlarının temel hale dönerken, elektronları temel hale dönerken ne yapıyorlar? Foton yayıyorlar. Biz de o fotonun enerjisini ne yapıyoruz? Burada rahatlıkla görebiliyoruz. Görünür bölgeye denk geliyor demek ki. Evet, devam edelim. Bunun nedeni cıva buharı. İçerisinde hareket eden elektronların cıva atomlarıyla esnek olmayan çarpışma yapıp atomları uyarmaları sonucunda kinetik enerjilerin bir kısmını kaybetmeleridir. Akımda meydana gelen düşüşün hızlandırıcı potansiyel farkı arttıkça tekrarlandığı görülür. Yani gerilimi artırıyorsunuz. Mesela 4,9 elektron volt. İşte 5 elektron volt enerjiye sahip elektronun çarpışıyor. 4,9'unu aktarıyor. Enerjisi azaldı. Akım azalması neden oluyor. İşte 5,2 yine aynı şeyi yaşıyor falan filan. Bunu artırdın, artırdın, artırdın ve 4,9'un iki katı 9,8 elektron volt enerjiye sahip bir elektronun var artık. Ne yapabilir? Farklı iki cıva atomunu uyarabilirdim. Yani önce birini bir çarpar, onu temel halden zıplatır. Ötekine de çarpar kalan 4,9'da. Dolayısıyla 9,8 elektron volt enerjiye sahip bir elektronum da tekrar ne yapacaktır? Atomları, önüne çıkan atomları uyaracağı için enerjisi ne olacak? Sistem, enerjisi ne yapacak? Kaybedecek. Ve yine sistemde okuduğum akım ne olacaktır? Azalacaktır. Akımda meydana gelen düşüşün hızlandırıcı potansiyel farkı arttıkça tekrarlandığı görülür. Bu da atomun her seviyedeki enerjiyi değil, belli değerlere karşılık gelen enerjinin aldığını gösterir. Ha, tabii ki hiç çarpışma yapmadan odadan çıkıp giden elektronlar da olabilir mi? Olabilir. Ya da esnek çarpışma yapan. Evet, Anadolu Lisesi kitabı bitirdi çocuklar. Fen Lisesi kitabında da aynı düzeneyi göstermiş. İşte burada yine katot ışığına tüpünü gösteriyor, ızgarayı gösteriyor. Cıva buharından geçen elektronların geldiği yeri gösteriyor. Sonra toplayıcı levha ve burada ampermetrede okunan değer kısmı görünüyor. Bir bakalım o ne demiş? Frank Hertz deneyde katot ışın tüpü kullanmışlardır. Evet, bildiğiniz Thomson'un yaptığı deneyin aslında aynısı. Tüpün içi cıva buharıyla doldurulmuş ve katot levhası ısıtılarak buradan çıkan elektronları hızlandırıp toplayıcı levhaya çarpması sağlanmıştır. Gerilim değiştirerek elektronların hızları ayarlanmıştır. Böylece kinetik enerjileri ayarlanmıştır. Böylece elektrik akımı elde edilmiştir. İşte ampermetrede okunan bir değerimiz var. Hızlandırılan elektronların cıva atomunun elektronlarıyla etkileşimi sağlandığında cıva atomunun enerji seviyeleri belirlenmiştir. Yani bir bakıyorum ki o yöntem de 4,9 elektron volta denk geldiğinde işte ne oluyor? Akım bir anda azalıyor. Ha, cıva buharının demek ki aslında birinci uyarılma enerji seviyesi buymuş gibi ne yapmışlar? Yorumlar yapmışlar. Frank Hertz deney düzeniyle Bohr atom teorisinde enerji seviyelerinin doğruluğunu destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Belirli gerilim değerlerinde akım şiddetinin maksimum olması cıva atomunun enerji seviyelerini göstermektedir. Cıva atomu için elde edilen enerji seviyelerini ne yapmışlar? Bu şekilde bulmuşlar çocuklar. Peki gelelim bakış açısı kısmına. Fenlisik de burada bitiriyor. Başak Yayıncılık almamış Frank Hertz deneyini. Ben göremedim yani çocuklar. Bir soru var. Bir soruyu bir okuyalım ondan sonra da geçelim simülasyonumuza oradan yorumlayalım. Frank Hertz deneyinde verilen gerilime bağlı olarak oluşan akım şiddeti yani elektron sayısı grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafikteki değerler yorumlandığında grafikten nasıl sonuçlar çıkarılabilir? Frank Hertz deneyinde cıva yerine başka atomlar kullanılsaydı deney sonucunda ne gibi değişimler olurdu? Şimdi bak ne görüyorum? Gerilimi artırdıkça vucu 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 arttırdıkça o akımın da arttığını görüyorum. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Sonra gerilim 4,9 iken maksimum değerdeki akım 4,9'dan daha büyük gerilimlerde şöyle bir düşmeye başlıyor. Şişt, azalıyor. Ondan sonra gerilimi tekrar artırmaya başladı. Artıyor, artıyor, artıyor akım. Sonra 4,9'un iki katı bir gerilimde 9,8 iken maksimum değerken şişt, diye tekrar düşüşe geçiyor. Baba bir çukura yuvarlanıyoruz. Ondan sonra yine artıyor, 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 artıyor. 4,9'un 3 katı gerilimdeyken yine maksimum değerdeyken 14,7'yi geçemiş diye düşüyor. Neden böyle oluyor abicim? Gelin hani simülasyona gidelim şimdi. Evet, Frank Hertz deneyini şimdi böyle bir simülasyon üzerinden görelim ve konuyu bitirelim çocuklar. Artık bitsin yani değil mi? Yani bu arada ben bu konuyu biliyorsunuz parça 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 anlata 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 işte kim bilir belki de totalde 3 saat mi sürdü 2 saat mi sürdü bilmiyorum. Hemen bir tavsiye.
Serkan Uluçınar diye bir hocayı keşfettim. Biraz ekranın kenarda kaldı, kusura bakmayın. Mesela atom fiziğinin hepsini abim anlatmış adam. Toplam ne kadar sürede? 22 dakikada anlatmış çocuklar ya. Yani benden abicim dinlerken hocam çok uzatıyorsunuz diyorsanız gidin Serkan hocamı dinleyin. Bir güzel 22 dakikada çok da güzel anlatmış. Özet bir şekilde. En azından konunun tamamını bir üstten geçmiş olursunuz. Peki geldik yine başka bir fizikçide önermiş olduk böylelikle. Gelelim keşfetmeyenlerin keşfetsin yani. Ne yapıyoruz? Bakın bize soruda verilen grafiğin aynısını burada görüyorum. Hemen burada ne var? Flamandan işte sökülen elektronların var. Bu elektronların ama henüz bir kilit enerjileri yok. Çünkü burada potansiyel fark da sıfır olduğu için hiç işte burası artı yüklenmiyor, burası eksi yüklenmiyor. Bu elektronlara buradan bir çekim, buradan bir itim, elektriksel bir kuvvet etki etmiyor. O yüzden devrede de bir akım okumuyorum bakın. Yani elektronlar sökülse de hareket etmedikleri için, onları harekete geçirici bir kuvvet olmadığı için devrede hiç akım oluşmuyor. Şu katot taşının tüpünün içinde ne var? Bakın katot tüpünün içinde civa atomları var. Bildiğiniz aslında bu olay neye benziyor? Eski usul tüplü televizyonun çalışma prensibini anlatıyor. Şimdi bakalım bir hafiften gerilimi artıralım. Evet, gerilimi artırmaya başladığında sökülen elektronların iki levha arasındaki potansiyel farkı elektriksel kuvvetler yardımıyla hızlandığını ve buradan geçtiğini, sonra da burada yavaşlasa bile buraya ulaşabildiğini ne yapıyorum? Görüyorum çocuklar. O yüzden de ampermetrede ne oluyor? Bir değer okunuyor. Evet, ters bağlı 1,5. Aslında bu burada 1,3 söküldüğü bir kinetik enerjisi olmak zorunda. Çünkü 1,3 burada kazanırsa 1,3 şurada bir yerde kaybeder. Yani buraya ulaşamaz. 1,5 volt olduğu için burası. Başlangıçta bir elektronun kinetik enerjisi olmak zorunda yoksa buraya ulaşamazdı. Herhalde orada bir onu düzgün yapamamışlar. Neyse. Artırdım. 2 yaptım. Hiçbir etkileşim yok bakın. Civa atomlarıyla bir şey olmuyor yani. Neden? Çünkü civa atomlarının birinci uyarılma enerji seviyesi 4,9 elektron volt mesela yaklaşık. O yüzden de elektronların enerjisi yetmiyor atomu uyarmak için. Peki artırdım. Tabii ben gerilimi artırdıkça kinetik enerjileri arttığı için elektronların bakın bu bölgede kazandığı kinetik enerji ne kadar? 2,7 elektron volt. 1,5'ini kaybedince de buraya 1,2 elektron volt kinetik enerjiyle ne yapıyor? Çarpıyor. Akım hafiften bakın artıyor görüyor musunuz? Grafikte de akımın arttığını görüyorum. Şurası akım değeri. Burada da akımın arttığını ampermetrede okuyabiliyorum. Bakın ampermetreye. Akım artıyor, 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 artıyor. Sonra bir anda azalmaya başlıyor. Neden azalıyor? Çünkü bakın şu grafikten de okuyorum. 4,6, 4,8, 4,9 değerinde ve bir maksimum akıma ulaşıyorum. Fakat hani elektronlar tam buradan buraya ulaştıklarında artık 4,9 elektron volt enerjiye sahip olduğu için çarpışma şu bölgede yaşanıyor. Yani daha öncesinde yaşanmıyor. Bazı elektronlar atomu uyarmaya başladığı için enerjilerini kaybediyorlar. Atomla etkileşime girmeyen elektronlar buradan yoluna devam etmeye devam ediyor. Ama az önceki kadar işte 100 elektron geliyorsa bunun az önce 100'ü de geçiyordu. Şimdi 100 elektron değil atıyorum 120 elektron geliyor kinetik enerjileri yettiği için. Ama ne yapabiliyor? Bir kısmı 20 tanesi örneğin burada etkileşime giriyor ve 100 tanesi diğer tarafa ulaşıyor. Öyle düşünebiliriz. Peki 4,9'u artırayım. Artırdıkça artık bu elektronlarımızın kazandığı kinetik enerji şurada falan böyle ızgaranın biraz daha önünde 9,9 ama 4,9 elektron volt olduğu için ne yapıyor? Çarpışmalar burada yaşanmaya başlıyor. Atomu burada uyarıyor. İşte 5,3'ten 4,9'u çıkaralım. 0,4 elektron voltluk kinetik enerjisiyle daha az enerjiye sahip olduğu için hiç etkileşime yapmayanlar geçerken o etkileşim sonucunda kinetik enerjisini kaybeden elektronlar geçememeye başlıyorlar. Ve böylelikle yani buraya ulaşamamaya başlıyorlar ve akım birazcık ne oluyor? Azalıyor. Bir maksimum değerden gördüğünüz gibi azalmaya başlıyor. Hadi devam edelim. Artırdık. Hala akım azalıyor. Çünkü buralarda çarpışma yaşanmaya başladı. Yani hani şöyle düşünün. Burası bir yol olsun. Yolun içerisinde insanlar var. Siz harekete buradan başlarsanız çarpışma olasılığınız insanlarla daha düşüktür. Ama ta buradan başlarsanız önünüzde daha çok insan olduğu için çarpışma olasılığınız artar. Bu yüzden de benim gerilimim arttıkça hani şu bölgede çarpışma sayım olasılığım arttığı için ne yapıyor? Gelen elektronlarımın atomu uyarmaları olasılığı artıyor. Böylelikle enerjisini kaybeden daha çok elektron oluyor. Bu da akımın azalmasına neden oluyor.
Peki devam edelim. 4,9 zam geçirdim artık. Yine artık o kadar hızlandırdım ki akım tekrar artmaya başladı. Arttı, arttı, arttı. Geldim tam 4,9'un iki katı. Yani 9,8 elektron volta geldiğimde 9,8 volta geldiğimde artık elektronlarım tam bunun ortasında şu bölgede 4,9 elektron volta sahip olduğu için buradaki civa atomlarını uyarmaya başlıyorlar ve enerjilerini kaybettikten sonra o sıfırlık enerjide tekrar buraya gelene kadar bir 4,9 daha kazanıyorlar. O zaman da ızgaranın tam önündeki atomları uyarmaya başlıyorlar. Yani aynı elektron farklı iki civa atomunu uyarabiliyor. İki defa çarpışma yaşarsa o zaman ne yapıyor? Hiç kinetik enerjisi kalmamış oluyor. Bu yüzden ben 4,9'u geçmeye başladığımda bu sefer daha flamana yakın bir bölgede ilk çarpışma, ızgaradan da daha uzak bir bölgede ikinci çarpışma yaşanıyor. Ve işte çarpışma olasılığım arttığı için akımım ne oluyor? Azalıyor, azalıyor. Bakın şimdi azalmaya başlayacak. Şuraya bakabilirsiniz. Evet, azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sonra tekrar artık kinetik enerjileri o kadar artmaya başlıyor ki yani hop artıyor, artıyor, artıyor akımım. Ta ki 4,9'un 3 katı 14,7'ye gelene kadar. 14,7 olunca bu sefer elektron bir 4,9 kaybediyor. Bir tane daha kaybediyor, bir tane daha kaybediyor. Yani kazandığını kaybediyor, kazandığını kaybediyor. 3 defa çarpışma yaşıyor. Civa atomlarından 3 farklı atomu uyarıyor. O yüzden de enerjisi tekrar azalıyor ve akım tekrar ne olmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor çocuklar. Deneyin özü bu yani. Şimdi sorumuza geri dönebiliriz artık. Evet. Bu grafikteki değerler yorumlandı. Grafikten nasıl sonuçlar çıkarılabilir? Civa atomunun işte n eşittir 1 yörüngesinden n eşittir 2 yörüngesine zıplayan elektronu bakın 4,9 elektron volt enerjiye sahipse gelen elektron ve daha fazlasına sahipse o ne yapıyor? Civa atomunu uyarabiliyor. Uyardığı için de kinetik enerjisini kaybediyor. Kinetik enerjisi kaybedilince de ampermetrede okunan değer azalıyor. Ulaşma olasılığı düştüğü için. Ama şu bölgede 4,9'un altında kinetik enerjilerle gelen elektronların hiçbiri civa atomunu uyaramadığı için burada akım ne yapıyor? Zamanla artıyor. Sonra tepe değerden sonra bir azalma yaşanıyor. Tekrar akım artmaya devam ediyor. 9,8 elektron volt enerjiye sahip olan elektronlar artık ne yapıyorlar? Civa atomunu iki defa uyarmaya başlıyorlar. Böylece kinetik enerjilerini kaybedecekler için yine ne yapıyor? Hop, bu değer düşüyor. Sonra tekrar artıyor. Deneyde civa yerine başka atomlar kullanılsaydı sadece şu gerilim değerleri ne yapardı? Değişirdi. Başka bir atomun uyarılma enerji seviyesi değerleri farklı olacağı için yine ben bu pikeleri göreceğim. Yükselip azalmaları, alçalmaları. Ama artık buradaki sayısal değerler ne olacak? Değişecek. Peki bitirdik atom fiziğini. Biraz soru çözelim. Sonra bugün deneme çözmem lazım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.